Türkiye ile Karadağ arasına ticaret ve yatırım ilişkilerini artırılması yöndeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gayretleriyle 2017 yılında Karadağ NATO Savunma Paktı'na dahil olduktan sonra yatırımcılar için daha güvenli bir destinasyon haline gelmiştir. Türk yatırımcıları hemen her alanda yatırım gerçekleştirmiştir. Başlıca önemli yatırımlarımız şöyle sayabiliriz. Özellikle liman işletmeciliği, bankacılık, sanayi, turizm, ulaştırma, altyapı ve diğer ticari faaliyetlerde her sektörde yüksek miktarda Karadağ'da varız. İş dünyası olarak bakıldığında bu çalışma yemeğinin içerisinde bizler bakanlarımızdan, başbakanlarımızdan, devlet başkanlarımızdan ne bekleriz? Kendi taleplerimizi, varsa sorunlarımızı ya da önümüze açacak olan noktaları onlara direkt olarak ifade etmeyi arzu ederiz. Bence bugünkü toplantının en önemli tarafı burada. 250 milyon dolarlık Sayın Cumhurbaşkanlarının koyduğu hedef çok ileride bir hedef değil, çok zor bir hedef değil. Geçmişte başarabildiğimiz rakamları da değerlendirdiğimizde ben zannederim bir sonraki toplantıda bize iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık bir hedef koyulacaktır. Ona göre hazırlık yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Salgınla ve özellikle yılbaşından bugüne kadarki gelişen siyasi gelişmeler çerçevesinde emtia, enerji ve gıdadaki ihtiyacın nerelere gidebildiğini her iki ülkenin buna göre değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Karadağ'ın biraz önce Sayın Başkan ifade etti, sanayisini daha fazla geliştirme atağı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu noktada firmalarımızın elde etmiş olduğu tecrübelerini ve imkanlarını daha fazla beraber kullanabiliriz diye düşünüyorum. Son KEK toplantısı 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Zannederim yeni bir toplantının organizesi bu sürece olumlu katkı sağlayacaktır. Ve bir başka bilgi, bilgi dediğimizde Big Data'yı konuşuyoruz günümüzde ama bilginin yanı sıra network'ün de çok önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Biz bu network çerçevesinde DEİP olarak 148 iş konseyimizle tüm dünyada faaliyet gösteriyoruz. Bu iş konseylerimizin network'ünü aynı zamanda Karadağlı dostlarımızla da paylaşmaya hazır olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda ifade etmek istiyorum. Posebno zadovoljstvo što mi je upriličena ova mogućnost da se tokom boravka u Istanbulu sretnem sa vama. Hvala vam dakle i na ovoj inicijativi, hvala vam na odvojenom vremenu za naš današnji susret. Prije 16 godina obnovila nezavisnost. Mi smo veoma ponosni na hiljadugodišnju tradiciju naše države, ne samo da je nestala kao država, nego je izgubila i svoje ime i utopila se u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Otprilike jedan vijek je trajala čežnja Crnogoraca da povrate svoju državu. Nakon Drugog svjetskog rata to smo uspjeli djelimično formiranjem Jugoslavije, u kojoj je Crna Gora bila jedna od ravnopravnih republika, da bismo 2006. godine na demokratskom referendumu obnovili nezavisnost Crne Gore. Turska je bila među prvim državama koja je priznala novu realnost, prihvatila Crnu Goru kao nezavisnu državu i uspostavila sa njom diplomatske odnose. Dakle, imajući u vidu tradiciju naših odnosa, mi ove godine obilježavamo 143 godine diplomatskih odnosa između Turske i Crne Gore. Naših sagovornika, čemu to u vrijeme globalizacije, rješavanju nekih krupnih bezbjednosnih problema, ne samo u našem regionu, nego na globalnoj sceni, bilnosti.